Bilme sorusu biraz model aritmetik bilgisi gerektiriyor ama çok da gerekli değil, bilmeden de yapabiliriz. Şimdi 9'un kuvvetleri alınmış, 5 ile böleceğiz. Bakalım ne geliyor. Eğer biz 9'u, yani 9 üzeri 1'i 5'e bölersek, şöyle yazıyorum. 5 ile bölersek kalanımız 4 olur. 9'un karesini 5'e bölersek, 9'un karesi 81, 5'e bölünce 1 kalacak. Eğer biz 9'un kübünü 5'e bölersek, 9'un kübünü almak zorunda değil, şu ikisini de çarpabiliriz. 1 çarpı 4'ten 4 kalanını verecek. Yani 9 şöyle bir durum söz konusu 9 için. Eğer şu üste gelen kuvvet çiftse 1 kalanını veriyor, tekse 4 kalanını veriyor. Bu şekilde olacak. Kuvvetler. Şimdi kuvvetlerine bakalım. Altlara bakmaya gerek yok. Kuvvetleri, 9'un buradaki kuvvetleri 21, 22, 23, nokta nokta gidiyor. En son 101'de bitiyor. Şimdi kuvveti tek olan 4 kalanını veriyor. Buradan 4 kalacak. Kuvveti çift olan 1 kalanını veriyor. Tek olan 4 kalanını, çift olan 1 kalanını. Biz bunları toplayacağız. Bunu da 5'e böleceğiz. Şimdi teklerde 4 olacak. Evet, şuna ben yanlış yazdım. Burası 4 olacak. Şimdi istersek biz bu sayıyı toplayabiliriz, hesaplayabiliriz. Ama öyle hareket etmeyelim. Bir çift, bir tek toplamı 5 ediyor. Onlar yok olacak zaten. Bunlar gitti. Burada 23 var ama yanında 24 de var. Biz yazmadık ama şöyle yazayım ben şunu. 23'ten şuraya da 24'ü yazayım. Böyle gidiyor kuvvetler. 23'ten, yani 9 üzeri 23'ten 4 gelecek. 9 üzeri 24'ten 1 gelecek. Bunları dağıtarız. Yine toplamları 5 ediyor. Bu şekilde gidince çift çift, önce tek sonra çift, önce tek sonra çift. Bundan öncekiler gidecek. 101 numaralı olan kalır. Yani bundan önce 99 ve 101 birini götürür. En son bu kalır. Demek ki bizim sayımızın 5 ile bölümünden kalan 4'müş. Şimdi birbirini götürmeyi şöyle yapıyoruz. Bu sayı, şunu yazayım mesela. 9 üzeri 21, 9 üzeri 22, 9 üzeri 23, 9 üzeri 24, artı 9 üzeri 99, 9 üzeri 100, 9 üzeri 101. Bizim toplamımız bu. 5 ile bölümünden kalanı bulacağız. Şimdi bunu 5'e bölersek, 9 üzeri 21 bizim kuralımız gereği. Üstü tek olduğu zaman, şunun üstü 1, üstü tek olunca 4 kalanını veriyor. Demek ki burası buradan 4 kalacak. Üstü çift olan 1 kalanını veriyor. Tek olan 4 kalanını, çift olan 1 kalanını, tek olan 4, çift olan 1 kalanını veriyor. Şurası tek olan 4 kalanını verecek. Biz bunları topluyoruz. Bu toplamın 5 ile bölümünden kalanı bulacağız. 5 ile bölümünden kalanı. Şimdi biz bunları tek tek toplamak yerine şunu yapabiliriz. 4 artı 1, 5 yapıyor. 5'e böldüğümüz zaman 0 kalır. Şu 4 artı 1, 5 yapıyor. 5'e bölünce 0 kalır. Böyle gittiğimiz zaman, tabi sıralı olarak gidiyoruz. Önce tek, sonra çift. Tek, çift. Şu ikili 5 eder. 5'e bölünce 0 kalır. En son bu 4 kalır tek başına. Demek ki bu 4 kalacak. Bölme işleminin sonucunda.